Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 31 Mart 2023. Yakın siyasi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin 4. yıl dönümü. O gün Millet İttifakı olarak ülkemiz açısından çok önemli bir seçim zaferini hep birlikte başardık, hep birlikte elde ettik. 11 büyükşehir olmak üzere 250 belediyeyi hep beraber kazandık. Bizim için bu zaferin en önemli kazanımı şudur. Biz bu seçimlerde o dönem 17 yıldır iktidarda olan, 25 yıl boyunca yönettiği şehirlerimize ihanet eden bir anlayışı değiştirdik ve bu iktidarın demokratik yollarla sandıkta gidebileceğini tüm dünyaya ispat ettik. Belediye başkanlarımız bu seçim zaferini içine sindiremeyen iktidarın ağır baskıları altında 4 yılını geçirdi. Hatta İstanbul'da halkın iradesini bile yok saydılar. Bir kere yenilmeyi kabul etmeyip İki kez kaybettiler. Ama maalesef akıllanmadılar. Tehdit ettiler, topal ördek olacak dediler, belediyelerimizin yetkilerini ellerinden aldılar, gelirlerini kestiler, ayrımcılık yaptılar, devlet desteklerinin %90'ından fazlasını sadece kendi belediyelerine aktardılar. Haksız, hukuksuz soruşturmalarla başkanlarımızı iş yapamaz hale getirmeye çalıştılar. Adaleti ayaklar altına alıp partizanlığı baş tacı ettiler. Belediyelerimize karşı organize bir kötülük, politik bir terör uyguladılar. Ancak gururla söylüyorum ki bizim belediyelerimiz otoriter bir rejimin tüm kumpaslarını halkımızla birlikte açtılar. İktidarın tüm karalama kampanyalarını halkımızın desteğiyle boşa çıkardılar. Belediyelerimiz pandemi sürecinde, doğal afetlerde ve ekonomik buhranda iktidarın desteğini görmeyen milyonlara yardım elini uzattılar, yardımcı oldular. Belediyelerimiz 4 yıllık hizmetlerini de ayrıca kısaca özetlemek isterim, ifade etmek isterim. Onlar 2019'da CHP gelirse sosyal yardımı kesecek dediler. Vatandaşı korkutmaya çalıştılar. Bir algı yaratmaya çalıştılar. Ancak biz bırakın kesmeyi, sosyal yardımları 4-5 katına çıkardık. İktidarın kötü yönetimi milyonlarca vatandaşımızı sosyal yardıma muhtaç hale getirdi. Belediyelerimiz 4 yılda ihtiyaç sahibi 4 milyon 800 bin haneye 38 milyar lira sosyal yardımlarda bulundu. Bu yardımların tümü insan onuruna yakışır şekilde yapıldı. Veren el, alan eli görmedi. Ve onlar 20 yıllık iktidarların sonunda öğrencilerimizi barınma krizine soktular. Binlerce veli, acaba çocuğum yurtta nasıl kalacak? Üniversiteyi kazandı ama acaba bir yurt bulabilecek mi? Endişesi içerisindeydi. Buna kulağını tıkayan iktidara karşın belediyelerimiz birer birer yurtlar açtı ve 25 yıl boyunca belediyeleriyle bir tek öğrenci yurdu yapmayan anlayışa karşı yurt yaptılar. Öğrencilerimizi yurtta buluşturdular. Çocuklarımızı ne olduğu belli olmayan yapıların yurtlarına onlar mahkum bıraktı ama biz temiz, güvenli yurtları yaptık. Ancak biz 2019'dan bu yana belediyelerdeki yurt sayısını 4 kat, kapasitelerini de 5 kat artırdık. Altını çiziyorum. Belediyelerin asli görevi olmamasına rağmen öğrencilerimiz için 61 yeni yurt yaparak hizmete açtık ve onların bu sorununu çözdük. Evet, bu iktidar maalesef yabancı çiftçiye çalışıyor. Üreticiyi yok sayıyor. Onlar
yabancı çiftçilere hizmet ettiler ama bizim belediyelerimiz çiftçilerimize sahip çıktı. Onlar yurt dışında tarım arazisi aldılar ama bizim belediyelerimiz yerli üreticilerimizi destekledi. Yurt dışından tarım ürünü almalarına son verdiler. 180 bin yerli üreticimize 16 milyar liraya ulaşan katkılar sağladık. Tohum verdik, gübre verdik, sözleşmeli üretimler yaptırdık ve çiftçimizin her zaman yanında olduk. Bu iktidar üreticimizin anayasal hakkı olan o kaynağa, o desteği bile vermekten imtina etti. Ama belediyelerimiz çiftçilerimizin yanında oldu. Onlar gizli kapaklı ihalelerle kendi çevrelerini zengin ettiler ama bizim belediyelerimiz tüm ihaleleri de belediye meclis toplantılarında canlı yayınladılar. Onlar zeytinliklerimiz dahil yeşil alanlarımızı, deprem toplanma alanlarını imara açtılar ama bizim belediyelerimiz 4 yılda 3905 yeni parkı şehirlerimize kazandırdılar. Bu parkların toplam büyüklüğü şu anda 3991 futbol sahasına ulaştı. Yani alanı düşündüğünüzde gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Onlar çocuklarımızın güvenle kalacağı kreşler yapmadılar ama biz yaptık. 162 olan kreş sayısını 414'e çıkardık. Onlar kadın erkek eşitliği fıtrata ters dediler. Ancak biz belediyelerimizde kadın istihdamını artırdık. Özellikle bir rakam vermek isterim, altını çizmek isterim. Cumhur İttifakı'ndan devraldığımız belediyelerde yönetici kademesinde görev yapan kadın sayısını %91 oranında artırdık. Bunların dışında özetlemek gerekirse günde 120 bin öğrencimize beslenme çantası veriyoruz. Toplamda 14 raylı sistem hattını tamamlayarak hizmete açtık. 20 raylı sistem çalışmamız da şu anda devam ediyor. Şunu açıkça söylemek isterim. İktidarın kötü yönetimine rağmen eğer vatandaşlarımız bir nebze de olsa rahat nefes aldıysa bu bizim belediyelerimizin sayesindedir. Ben buradan yerel seçimlerin 4. yılında tüm baskılara rağmen yerel yönetimlerde bir tarihi yazan tüm belediye başkanlarıma yürekten kutluyor. Her birbirine tek tek partimiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, 6 Şubat'ta büyük bir acı yaşadık. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Her birine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifa diliyorum. Yine altını çiziyorum. Belediyelerimiz asli görevi olmamasına rağmen depremin ilk gününden itibaren, ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber etti. Sayın Genel Başkanımız da ikinci günden itibaren sürekli sahadaydı. Belediye başkanlarımızla birlikte, milletvekillerimizle birlikte oradaki mağdur vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık ve destek olmaya çalıştık. Bütün imkanlarımızı da seferber ettik. Buradan bazı rakamları da vermek isterim. Bugüne kadar belediyelerimiz 9266 araç, 27135 personelini bölgeye gönderdi. Her türlü insani yardım malzemesi taşıyan 7055 tır depremzede vatandaşlarımıza ulaştırıldı. 154 mobil mutfak, 163 ikram aracı, 18 mobil fırın bölgede hizmet verdi, vermeye de devam ediyor. Bunların yanı sıra 2.925.000 battaniye, 48.000 çadır, 1.400 konteyner, 260.000 ısıtıcı ve soba, 4.500.000 hijyen paketi, 2.204 jeneratör, 1.868 mobil tuvalet ve duş halkımıza, bölgedeki mağdur vatandaşımıza ulaştırıldı. Bunların yanında altyapı hizmetlerinden sağlık hizmetlerine kadar pek çok hizmette yapıldı. Şu anda görevlendirdiğimiz 129 belediye deprem illerinde yerleşik olarak hizmetlerine devam ediyor.
Bakın bu hizmetleri neye rağmen verdik? Onu da tekrar hatırlatmak isterim, anlatmak isterim. İlk gün belediyelerimizin arama kurtarma ekiplerini saatlerce havalimanında beklettiler, geciktirdiler. Her şeyi biz yapacağız diye aletlerine, araç ve gereçlerine el koydular. Ekipleri nereye gideceklerini dahi söylemediler. O göçük alanlarına göndermediler, beklettiler. Belediyelerimizin pek çok yardım tırına ben dağıtacağım diye maalesef el koydular. Yine birçok yerde belediyelerimize çadır kuracakları alan bile göstermekten imtina ettiler. Kurmaya çalıştıkları yerleri de maalesef kaldırttırmaya çalıştılar. Partizanlık yaparak vatandaşa gidecek destekleri de maalesef geciktirdiler. Buradan vatandaşlarıma sormak istiyorum. Yaşanan acının bu kadar büyük olmasının tek sorumlusu olan bir iktidardan ne yapmasını bekleriz? Bakın bir görevden alma yok hala. Hala bir istifa yok. Hala bu sorumluluğu üzerinde alan yok. Peki ne var? Asli sorumluluğu olmamasına rağmen yardıma koşan belediyelerimizi suçlayan bir iktidar var. Suçlayan bir anlayış var. Suçlayan bir Erdoğan var. Gerçekten akıl alır gibi değil. Kendi suçlarını, kendi iş bilmezliklerini kapatmak için vatandaşa destek götüren belediyelerimize laf söylüyorlar, maalesef karalıyorlar. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler deprem bölgesine uğramadı diyor. Ya şu Ramazan gününde gerçekten bu kadar mı vicdanınız kurudu? Bu kadar mı anlayışınız eksik? Bu kadar mı çaresiz kaldınız? Bu kadar mı acizsiniz? Binlerce vatandaşı enkaz altında çaresiz bırakıp hala ne yüzle belediyelerimizi suçluyorsunuz anlamak mümkün değil. Bu deprem felaketinde dahi vatandaşlarımızın acısını biraz olsun hafiflettiysek bu bizim belediyelerimizin sayesindedir. Erdoğan belediyelerimize hakaret edeceğine yatsın kalksın bizim belediyelerimize dua etsin. Açık söylüyorum. İktidarın sayılı günleri kaldı. Kaybetme korkusuyla artık akıllarını yitirdiler. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bir cumhurbaşkanına yalanla siyaset yapmak yakışmaz. Ancak bir partinin genel başkanı olmayı seçen Erdoğan, bu kirli siyaseti kendine yakışır hale getirmiştir. Bakın değerli arkadaşlar, bizim partizanlık derdimiz yok. Tek amacımız o bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet etmek. Bunun için belediyelerimiz oradaki valiliklerle, kaymakamlıkla işbirliği yapmak için adeta çırpınıyor. Bunun için Beylikdüzü Belediye'miz kurduğu çadır kenti bile devlete teslim ediyor. Birçok elindeki yaptığı hizmetleri onlarla birlikte organize şekilde yapıyor. Ama maalesef birçok haksızlıkla da karşılaşmıyor değil. Bunun için Sayın Genel Başkanımız Hatay'da Adalet ve Kalkınma Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni bir ziyaret etti. Hatta başarı diledi, tebrik etti. Ancak biz bunları yaparken, AK Partili belediyelere bile teşekkür ederken, onlar bizim belediyelerimize maalesef iftiralar atıyor. Erdoğan'a açık çağrı yapıyorum. Eğer sadece bir gün parti başkanlığı değil, bir partinin genel başkanlığını değil, gerçekten devlete yakışır bir cumhurbaşkanlığı yapmak istiyorsan hodri meydan. Gelin birlikte deprem bölgesine gidelim. Belediye başkanlarımız size yaptığı çalışmaları anlatsın, hizmet ettiği alanları gezdirsin, yaptığı işleri tek tek ifade etsin. Biz buradan imtina etmeyiz. Binlerce korumayla deprem bölgesine turistik gezi yapma. Sadece tarif edilmiş yerlere gitme. Önceden hazırlanmış yerleri ziyaret etme. Cesaretin varsa, gerçeği gözlemlemek istiyorsan biz buradayız ve her an hazırız. Yeter ki bu yalan siyasetinden vazgeç. Ama kirli siyasete devam etmek istiyorsan Erdoğan 44 günün kaldı. 44 gün sonra sen bu milleti bölen,
bu milleti ayrıştıran, vatandaşı değil, kendi çıkarlarını düşünen bir isim olarak tarihteki yerini alacaksın. Değerli arkadaşlar, son olarak bir konuya da değinmek isterim. 25 Mart'ta tüm belediye başkanlarımızı Ankara'da toplayarak Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında bir start vermiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın başkanlığında ve Cumhurbaşkanı yardımcıları adaylarımızın da katıldığı bir toplantıda start vermiş olduk. Tüm belediye başkanlarımız seçim kampanyasında aktif rol alacak. Hem kendi bölgelerinde hem de diğer illerimizde sahaya çıkarak vatandaşlarımızla bir araya gelecekler. Belediye başkanlarımızın görevlendirmeleri için ilk planlamaları yaptık. İlk etapta hemşerilik ve özel bağlarının, özel diyaloglarının olduğu 63 ilde 219 belediye başkanımızı görevlendirdik. Önümüzdeki günlerde ihtiyaç halinde yeni görevlendirmeler, yeni planlamalar da yapacağız. Evet, 2019'da ülkemizde büyük bir değişimi hep beraber başardık. İnanıyoruz ki o gün nasıl bir kışı bahara çevirdiysek bugün yine başaracağız. Bahar yeniden doğuştur, yeniden diriliştir, yeniden hayat buluştur. Yine el ele vereceğiz, ülkemize yeni bir doğuşu, yeniden hayata dönüşü sağlayacağız. Türkiye'de yaratılan umutsuzluk ortamını hep birlikte umutla yeneceğiz. Ve ülkemizde kalıcı bir bahar iklimini hep beraber hakim kılacağız. Evet, teşekkür ediyorum.